Nerede o belediye çalışan köpeği? Nerede gelmedi? Ezanı anlatır ezanı. Millet uyanmamıştır. PKK olduğu için değil be. Ezanı uyandıracak. Ezan yetmiyor. Köpek yardım ediyor. Canlıs be. Kedileri nerede? Kedileri. Biraz yağmur yağdı galiba. Azot fosforu yedik bu gece galiba. Biraz lastikler var. Kapış. Biz böyle. Bizim belediyemiz Müslüman be. Sürekli camiye açılışı falan filan. Tadilatlar. Camileri çok düşünüyor. Hepsi barınak olma yolunda. Böyle Müslüman belediye çalışanları sayesinde kabus geçse de rahatlasak. Başka ne var bu bizim hayvansever millet apartmanda? Oturup kapısını açmış mı acaba? Kapının önünde Kadriyor mu, Fuat Orhan mı, Özdemir'in hayvanları duruyor mu? Sesler geliyor. Hareketlendiler. Nerede kaldı fırtına? Sağanak yağış demişti be. Sabah haberlerde. Musul'un suyu kesildi galiba. Anlamalar yok. Lavaboda tekrar aynanın üstüne sinek. Yıkanırken, lavaboda otururken de kilit attılar. Yapacak bir şey yok. Bodrumu açıp sokuyorlar belki. Neyle bağlandığını bileyim. Hayvanlarla. Canlı dost. Mini dostlar. Çok fena yaptık. Kaç
ヤハムグラ芸人。Eskisi gibi yüzlercesi yok. O eskiden değil. Bak, onlar da zarar görmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çayımıza başladık fakat gözükmüyor karanlık. Neden bahsedelim? 20 senedir yanlış düşünmüşük be. Komşular diye meğersem belediyeymiş. Belediye çalışanı. Oradaki kapağı sabahın köründe eskiden, o eskiden diye. Tak tok tak tok diye. Çalışan. Evet. Büfedir diyorduk hayvanı buraya namaz vakti bav bav diye 3-4 hayvanı veya hayvanı Zeynep'tir diye. Fakat belediyeymiş polis bey, belediyeymiş be. Biz de aldandık, yandaki komşular her şeyi yönetiyor diye. Çünkü pislik 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 pislik. Kaldırırken balkonda dikkat et, kalp krizi geçireceksin havayları. Çeker gibi balkona çıkıp hayret, balkonları çökmedi. O kadar insan, hepsi su aykırı gibi. Elinde bok dolu leğenle kanserinin penceresinin dibine kadar. O da beni aldattı be. Onlar sandık. Vay asıl be. Uçan maymun olarak kullandığı akademisyenler, doktorlar, kurumlar yetmedi. Belediyeyi de uçan maymun etti be. Güce bak. Sosyal medyada bütün gazetecileri, sanatçıları uçan maymun etti. Meğerse belediyeymiş, belediyenin çalışanları. Ey çalışan, yağmurluklu. Senin de köpeğin yok mu diğeri gibi? O benimle dolaşıyor. Sahibi değilim. Senin de yok mu be? Allah Allah. Hepinizin varsa ne diyordun? Dünkü olaydan sonra. Hepiniz onları yönetebiliyorsunuz. İşareti. Birkaç gündür İETT otobüsünü görmüyoruz. Taşındı galiba, taşındı gitti hücre evine. Hücre evine onun yerine bir adi lüksüz konar. Doğum hastanesinde ise hayvanlar çok azaldı. Hemen hemen yok gibi. Acaba şimdi kedisi geldi.
sana. Günaydın diyor. Acaba nasıl sokuyorlar şimdi? Zona sarı parasitleri. Bir tane doktora geldi. Yöntemleri çok beğendim. Hepsi senaryoda yazılı. Bunun gibi, bunun uzatır uzatmaz. Nerede olacak karşımda? Bu hayvanları sevmiyorum. Özür dileriz be. Kedileriniz böyle sabah burnunu uzatıp uzatmaz. Penceremin önünde, kapının girişinde, paspasımızın üstüne sıçarak yapıldığı için biz zannettik ki bu şehrin arkasında orkunlar ve özdemirler var. Yanılmışık belediyeymiş. Davacım beni içeri aldıran sürekli Öztürkleri de unutmayalım be. Belediye emriyle yapmışlardır yaptıklarını. Evet, orada ağaçla oynan. Belediye çalışanıdır onlar da ben belediyeden mahcuzudur muhakkak. Canlar olsun. Minik dostlar falan filan. Zaten düşünmeliydim ben. O kadar IQ'su düşük, gerizekalı bu şeyleri yönetemez diye düşünmüştük. Fakat tekrar düşünelim bence. Tüm bu olanları bunu uzatır uzatmaz, tıkırtı çıkarır çıkarmaz. Kedim şiiri sanmıştım, yanlışmış be. Bu çocukları doğru yola iletecek bir şiir o. Kahraman onun yazarı. İstanbul'un fethini falan yazdı. Şiir olarak. Belediye çalışanının belli be. Bu şeyin arkasında belediye var. Camilerdeki yuvalardan belediye damgalı besleme kaplarından belli belediye be. Yanılmışık komşular hakkında. O medyadaki görüntüler de bizi aldattı. Hamster sirki. Evet, özür dilerim lan taksici. Lan ne konuşun siktir git. Özür dilerim, hakkınızda yanlış düşünmüşüm. Ad benzerliği sadece muhatabını bilmem. Niye hala mücadele ediyorum bilmem ne. Aynen toksoplazma PKK'dır yemin dediği gibi. Ben kimim? Sen kimsin? Ben kiminle bunlarla uğraşacağım? Evet. Hadriye dedik. Sihirli sözcük. Ben buradayım diyor. Sonra sen çıkınca oyun oynayacağım. Sana geleceğim. Karşına sıçacağım. Belediye çalışanın yönetimiyle. Ayarsın. Kapıma kadar geldi ben. Gelir babamın yeri mi? Dedikleri gibi. Onlarındır onların. Fuat'ın dediği gibi. Bizim, benim
misin benim? Kedi yıktın mı buradan ileri geri inmek için? Evet. Büfeye kalar nöbetçi. Daha iyi kokuna kadar bir tane daha var burada. Servisi çok seviyorlar onun yaptığını. Çünkü orada kapak var, kanalizasyon kapağı. Bazen oradan böyle bir şeyler akıyordu o kapaktan. Sabun mabun. Bir karışım. Sabunun yolunu tahriş eden bir karışım. Karşıdan 90 yok. Fakat çalışan ve bir adam ileri geri. Öyle biri her sabah var. Sohbet ediyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Askerliği beraber yapmışlardır, asker arkadaş. Çay içiyor hoca. Büfeden çay almış, burada içecek. Neyse, çayımız, sigaramız bitti. Ey belediye, çalışana söyle, çocukların oyun parkına, kumların, en ufakların böyle kürekle oynadığı kumlara bokları döşesin. Çok yararlı çocuklar için heykel falan yaparlar. Oyuncak yaparlar. İlkokulun önüne de döşesin bokları. Doğum hastanesine de. Hayır işi. Ye kırkaçık, senin için koydum. Afiyet olsun. Nasıl lezzetliydi mi? Güzel pişirdik. Parasit falan bulunmaz. Evet, işi de geldi. Işıklara kapandı. Hayret, diğer belediye çalışanları gelmedi. Kurt köpekli mesela. Sabahın karanlığında burnunu uzatır uzatmaz fırladığı çok oldu. Işınlanmış gibi. Bu sefer gelmedi ben. O etkilendi. Hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonu.